Evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 Haziran 2022'de bir basın açıklaması yapmış. Ekranı durdurup veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sitesine giderek bu açıklamayı daha detaylı okuyabilirsiniz. Kısmını okumak istiyorum. Bakanlığımızca vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelir endeksi devlet iş borçlanma senedi yani GES talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleşecektir diyor. Yani bugün. GES'in sadece gerçek kişilere satılabileceğini yani bundan tüzel kişiler ve kurumların bundan yararlanamayacağından bahsediyor. Bu işlemi devlet kurumlarından değil de yetkili bankalar aracılığıyla yapabileceğimizden bahsediyor. Her 3 ayda bir yatırıcısına kupon getirisi olacağını yani alacağımız karşılıkların bedellerini elde edebileceğimiz karların 3 ayda bir ödeneceğinden bahsediyor ve asgari bir karın olmasından bahsediliyor. Yani minimum %3, minimum %5 gibi bir karı size kesinlikle vereceğiz deniyor. Yani bunun garantisi veriliyor. Ben bu haberi ilk duyduğumda aklıma gelen şey şuydu. İktisadi açıdan miktarı azalan şeyin değeri yükselir. Yani devlet diyor ki milletin elinde dönen paranın bir kısmını biz buraya ayırırsak TL'nin piyasada dönen miktarı azalınca değeri artacağı için TL'ye değer kazandırmak istiyor devlet. Birinci amacı bu. İkincisi de bu gelen parayla yeni yatırımlar, yeni işler yapılarak daha çok kar elde etmeyi amaçlıyorlar ve bu karın bir kısmını da böylelikle millete verecekler. Ayrıca bakanımız şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki, kamu iktisadi teşekküllerinden elde edilen karlarla yani Türk Hava Yolları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaptığı karlar baz alınarak bunların yaptığı kara göre o oranda gelen vatandaşa ilk kar vereceğiz. Mesela Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü veyahut da Türk Hava Yolları bu sene veya 3 ayda bir ödeme yapacaklarını söylüyorlar. 3 ay içerisinde %10 kar etti. Yani diyor ki sen de eğer 1000 lira yatırdıysan 100 lira kar alacaksın %10 oranında.